Özel Meltem Hastanesi tarafından hazırlanan Bir Konu, Bir Konu programımıza hoş geldiniz. Ekranları başında da bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize sağlıklı, mutlu günler diye programımıza başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz iş güvenliği uzmanı Sayın Seçil Mumcuoğlu hanımefendi. Seçil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Seçil Hanım tabii işimiz gereği sağlık sektöründe olduğumuz için öncelikle iş güvenliği nedir? Ayrıca hastanelerde iş güvenliği konusunu ele alalım dedik. Buyurun siz nasıl izah edersiniz? Ona göre seyircilerimiz de sizi dinlesin. Çalışanın olduğu her yerde güvenlikle ilgili ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve hastanelerde yine biliyorsunuz çok fazla çalışanın istihdam edildiği kurumlar. Hastanede bir de çok çeşitli alanlarda çalışanlarımız. Mesela hani iş güvenliğinin nedir kısmına çok fazla şey yapmıyorum, hepimiz biliyoruz. Sağlıklı, güvenli bir şekilde, huzurlu bir ortamda, insana uygun bir ortamda çalışma hayatının sürdürülmesi, yani zarar görmeyeceği bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalar da bunun üzerine zaten. Hastaneler üzerinde baktığımız zaman ise hastaneler çok tehlikeli sınıfa giriyor her şeyden önce. Ve hastanelerde farklı çalışma kollarından pek çok çalışanın istihdam edildiğini görüyoruz. Mesela sağlık çalışanları var, doktorlarımız var, mesela hemşirelerimiz var, personellerimiz var, temizlik çalışanlarımız var, sekreterlerimiz var. Yani olayın güvenlik personelimiz var. Yani baktığımız zaman pek çok personel, hosteslerimiz var. Yani hasta danışmanlarımız, kasacılarımız var, şoförlerimiz var. Yani hastane özelinde baktığımız zaman pek çok alanda birbirinden aslında bağımsız gibi gözüken ama o işletmenin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için birbirini tamamlaması gereken pek çok iş kolu var. Hani eğitimleri birbirinden farklı. Pek çok çalışanın bir arada çalışıp bir orkestra oluşuyor ve bunun sağlıklı bir şekilde sürmesi gerekiyor. Yani burada düzgün bir işleyişin olması gerekiyor ki hem hastalar güvende olsunlar, hem hasta yakınları güvende olsunlar, hem çalışanlar güvende olsunlar, hem de hastane güvende olsun. Hani bunların hepsine birden baktığımız zaman her birisinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer hastanelerde yaptığımız işler iş güvenliği açısından ya da yapılması gerekenler diye bakacak olursak olaya, tabii her işletmede olduğu gibi ve bizim bulunduğumuz coğrafyayı da göz önünde bulundurarak almamız gereken pek çok tedbirler var. Önce oradan başlamak istiyorum ben. Çünkü deprem gerçeğini yaşadık. Bundan sonra da yaşama ihtimalimizin olduğunu biliyoruz. Hani bunu yok sayarak da bir yere gidemeyeceğimizi, unutarak da bir yere gidemeyeceğimizi, bir yere varamayacağımızı hepimiz gördük. O yüzden basit tedbirlerle, belki evlerimiz için de bu geçerli, basit tedbirlerle bazı şeylerden korunabileceğimizi, tabii ki bunun için çok daha köklü tedbirler alınması gerektiğini biliyoruz. Ama basit tedbirlerle iş güvenliği açısından ele alarak söylüyorum, bazı tehlikelerden korunabileceğimizin altını çizmek istiyorum. Mesela koşup tahliye olacağımız yolları düşünmemiz lazım. Hastanelerde bunlar nedir? Yangın çıkışlarıdır, acil çıkışlardır. Bu yollar üzerine malzeme bırakılmasının önlenmesi aslında basit gibi gözüken ama böyle bir afet durumunda karşımıza çıkacak sorunlardan bizi koruyacak çok önemli bir tedbirdir. Sonra kapıların önlerine, arkalarına, çıkış yollarına, yani sadece acil çıkışa değil, kullandığımız bütün o koridor güzergahlarına malzeme koymamamız ve bu konuda hassasiyet göstermemiz. Tamam, belki oranın ilk dekorasyonunda bir şey olmuyor ama çalışırken işte diyelim ki orada bir çalışma yapılıyor, onun malzemeleri konuyor ama o afetin o anda gelmeyeceğini biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ondan sonra ya da temizlik personelimiz çalışırken kovalarını, bir şeylerini koyabiliyor. O anda olmayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O sopanın devrilip acil çıkış kapısını kapatmayacağını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. O yüzden yani aslında iş güvenliği ne demektir? Kötü tarafını düşünüp tedbirli olmak. Yani bunun gerçekten olabilecek riskleri, tehlikeleri, riskleri gözümüzün önüne almak ve bu konuda hem çalışanlar olarak hem de işverenin de devreye girmesiyle gerekli tedbirlerin alınması demektir. Çalışanlar olarak ne yaparız? İşte iş güvenliği kurallarına uyarız. Biz eğitimler veriyoruz biz. Hani işverenin isteği üzerine yapılması gereken işlerden bir tanesi de odur. Bütün hastane genelindeki personeli
iş güvenliğiyle ilgili bir farkındalık oluşturacak eğitimler vermek. Ve bu eğitimlerle beraber neleri anlatıyoruz çalışanlarımıza mesela? Çünkü kişide bitiyor pek çok şey. Bunu söylüyorum. İş kazalarının sebeplerine baktığımız zaman genel bir istatistik yapılmış. Bu istatistiğe göre kazaların %80'inin, hatta değişiyor hani bu şeyler, çok yüksek oranda işçinin basit hatalarından meydana geldiğini tespit edilmiş. Yani çok basit hatalar. Onları önleyebilirsek iş kazalarını büyük oranda önleyebiliriz. Belki bunlar hani daha küçük çaplı iş kazaları ama onların da canımızı sıktığını düşünecek olursak bunlardan kurtulmanın bir yoludur. Bunun için de ne yapıyoruz? Eğitimlerle çalışanların bu konuda bilinçlendirmelerini sağlıyoruz. Yine kazaların sebeplerinden birisi de nedir? İş yerinden kaynaklanan kazalardır. Yani iş yerinin de alınmayan önlemlerden, işte tehlikeli durumlardan kaynaklanan kazalardır. Onlar için de ne yapıyoruz? Yine işverenimizle iletişim halinde olup alınması gereken tedbirleri onlara iletip onlardan bu konuda tedbir almasını talep ediyoruz. Ve böylece de hem tedbir alarak hem de çalışanlar olarak dikkatli olarak iş kazalarını olabildiğince en alt seviyeleri indirmeye çalışıyoruz ki tabii ki asıl hedef nedir? Sıfırlamaktır. İş kazalarını, iş gücü, iş günü kayıplarını sıfıra indirebilmektir. Burada eğitimlerde neler yapıyoruz? Mesela bizim burada en çok önemsediğimiz eğitimlerden bir tanesi elektrik meselesi. Niye? Çünkü hani yıllar geçiyor ve biz her geçen yıl zaman ilerledikçe daha fazla elektrikli cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Daha dar alanlarda daha fazla elektrik tüketiyoruz. Ve elektrik de biliyorsunuz gerçekten tehlikeli. Tabii ki. Yani basit belki evimizde de kullanıyoruz. Ya onsuz olmaz ama doğru kullanmazsanız hakikaten başımızı derde sokabilecek de bir şey. Ve bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Olabildiğince dikkatli olmamız, şuurlu olmamız gerekiyor. Ve biz o yüzden hastane olarak elektrik eğitimlerine çok ciddi bir şekilde önem veriyoruz. İşte elektrik kaynaklı yangınlarda ne yapacağız? İşte eğitimlerde elektrik kaynaklı yangınlarda ne yapacağız? Ya da başka bir yerden yangın başlamışsa elektrikle buluşacağı için ne yapılacak? Söndürme işlemleri nasıl yapılacak? Hiç yangın oluşmadan, hiç elektrik kaçağı oluşmadan hangi tedbirleri almamız gerekiyor? Bütün bunlarla ilgili asıl hani ben iş güvenliği olarak, en uzmanı olarak en çok üzerinde durduğum şeylerden bir tanesi bu. Bence bütün iş yerlerinde de yapılması gereken şeylerden bu. Çünkü en önemlisi bence bu. Çünkü alanlar küçülüyor. Hani zaman ilerledikçe biz hani bir sonraki yıla geçtikçe alanlar küçülüyor ama o alanda yapılan işlemler artıyor. Kullanılan cihazlar artıyor. Kullanılan elektrik yükü artıyor. Ve böyle olunca risk de artıyor. Bu riski aşağıya indirmek hem güvenli bir ortamın oluşturulması bu işverenle birlikte, onun desteğiyle, onun harcamalarıyla olacak bir şey. Onun bu konuya eğilmesi ve doğru işlemleri yaptırmasıyla hem de çalışanların bilinçli olup gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak ve o güvenlik kurallarına uymasıyla gerçekleşebilecek bir şeyler ki hakikaten belki de burada yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de bu. Peki, özür dilerim araya giriyorum ama iş kolları olarak sağlık sektöründe mesela hastane zor bir iş yeri midir bu tedbirler amacıyla? Çünkü biz insan faktörünün olan yerde insan faaliyeti daha çok burada. Zor bir iş kolu mu? Aslında zor diyemeyiz. Yani hastane ortamına zor diyemeyiz. Hastanenin güçlükleri neler? Kazalarda aslında hani basit tedbirlerle önlenmeye çalışılan biyolojik risk açısından hastane çok tehlikeli sınıfa girer. Nedir? İşte iğne batmaları, delici kesici alet yaralanmaları. Yani böyle işin gereği olan işlemlerde küçük hatalar, dikkatsizlikler, acelecilikler çoğu zaman işte küçük iğne batmalarına, bu tarz yaralanmalara sebep olur ki buradaki tehlike de nedir? İşte karşı tarafta bir bulaşıcı hastalık riski varsa HIV virüsü gibi, hepatit B gibi, hepatit C gibi maalesef kötü hastalıkların insana bulaşmasına sebep olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu anlamda
belki hani daha tehlikeli bir yerdir. Evet. Ama diğer türlü düşündüğümüz zaman, şimdi çok tehlikeli diye baktığımız zaman madenler gözümüzün önüne geliyor ki onunla kıyaslanamaz hastaneler. Evet. İnşaatlar geliyor gözümüzün önüne ki yine onunla da. Tabii hastane ortamlarında da yine yüksekte çalışma yapan personelimiz yok mu? Var. Teknik personelimiz var çünkü bizim. Ondan sonra illaki çatıda işlemleriniz oluyor, dışarıda işlemleriniz oluyor. Bunlarla ilgili personeliniz var veya hizmet alımı yapıyorsunuz. Elbette yani burada çok tehlikeli sınıfta çalışan iş çalışanlarınız var. Elbette zor. Ama şimdi tamamı çok tehlikeli yerde geçen iş yerlerini düşündüğümüz zaman hastanelerin yine onun yanında daha kolay olduğunu düşünebiliriz. Ve biraz da eğitim seviyesi yükseldikçe çalışanların olaya bakışları daha şey oluyor. Daha anlayış daha ileri seviyede oluyor. Niye? Şimdi ben bir tane inşaatta çalışmıştım. Oradan örnek vereyim. İnşaattaki çalışanlara eğitim veriyoruz. Çocuklar 18 yaşına girmiş. Tabii ki biz ülke şartlarında onlara daha iyi bir gelecek oluşturamamışız. Ve inşaatta çalışıyorlar. Evet. Bu inşaatta çalışan çocukların, benim o zaman muhatap olduklarımı söyleyeyim. Zaten kaza riskleri analizi yapıldığı zaman da o yaşlardaki kazaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Hani daha delikanlı çağında, yeterli eğitim alınmamış, vasıfsız eleman olarak orada. Hani gerçekten böyle başka bir şey bulamadığı için orada çalışıyor bu insanlar. Başka bir çaresi olmadığı için çocuk yaştan gibi başlıyorlar. İşte çalışma arasıydı. Yani küçücük bir ara verilmiş. Yemek molasından sonra vincin üstüne çıkmış. Vinçle sağdan sola gidiyor. Ne yapıyorsun? Ben tabii böyle kalp krizi geçireceğim. Yani onu öyle gördüğüm zaman o kadar korktum ki. Ama çocuklar için bu bir oyun, eğlence, bir şey olmaz diyor. Ya bana bir şey olmaz. Oradan çatıya atlıyor. Oradan başka bir şey yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda iş güvenliği uzmanlığı gerçekten zor. Niye? Çünkü eğitim seviyesi, ondan sonra bir mabirinin de eğitim seviyesi çok yüksek değil. Kendisinin de çok yüksek değil. Ve maalesef her ne kadar biz olaya bir yerden bakıyor olsak da bütün ülke şartları düzelecek ki bazı konularda yatırım yapılabilecek bir seviyeye gelecek ki bütün bu şartlar çok daha iyi bir noktaya gelebilsin. Evet. Mesela orada eğitime göndereceksiniz o çocukları. Ne olursa olsun bir kere iş güvenliğinin doğru düzgün gidebilmesi için her çalışanın kendi çalıştığı branşta ciddi bir eğitim alması gerekir. Hani illa bu okul olarak düşünmeyin. Yani kendi mesleğinin eğitimini, sertifikasını alması gerekir. Bunu yapabilmesi, onu o çocuk yapamaz. İşçi bunu yapması çok zor. İşçi bunu ne zaman yapar? Bir belli bir birikime sahip olur. Der ki artık ben bu konuda bir sertifika almalıyım der. Evet. Bu konuda ehil olmalıyım der, yapar. Ama eğer işveren bu konunun önemini anlar ve yatırım yaparsa ve bu konuda ya da devlet bu konuda üzerine düşeni yaparsa ne olur? O çocuk orada çalışmaya başlamadan önce zaten bu eğitim yollarından geçmiş olur ve daha eğitimli, olaylara daha farklı bakan insanların güvenliğini korumak da çok daha kolay olur. Ama hastaneler bu konuda bir parça daha yani iyi bana göre. Niye? Çünkü siz hemşireyle muhatap oluyorsunuz, doktorla muhatap oluyorsunuz. Kasacı elemanlarınızın belli bir eğitim seviyesi var. Hostes elemanlarınızın belli bir eğitim seviyesi var. Sekreter arkadaşlarımızın, muhasebeci arkadaşlarımızın hepsinin ciddi bir eğitim seviyesi var. Tabii eğitimin olduğu bir yerde sizin verdiğiniz eğitimlere olan bakış daha farklı. Gerçi bunu siz daha iyi ifade edersiniz. Defalarca her yıl burada eğitim yapıyoruz biz. Tabii ki çalışanlarımızın şeyi burada daha iyidir ama benim dönüşüm açısından, hani karşıdan aldığım enerji açısından hastane ortamı iş güvenliği uzmanı için daha kolay diyebilirim. İnanın bir sorum da oydu. Yani bu eğitimlerin fayda verdiğine inanıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz? Ben size sorayım. Tabii. Şimdi mutlaka oluyor. Gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla. Çünkü zaten amaç burada bu. Sizin bilginizi bize aktarması, diğer bölümdeki arkadaşlara. Ama şu var. Şurada zorlanıyor musunuz acaba? Hani iş bölümleri ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı bilgilendirmek zor mu? Tabii ki ama burada bizim yapabileceğimiz, şimdi ben mühendisim. Evet. Yani ben makine mühendisiyim. Burada tabii ki doktor kendi işin tehlikelerini daha iyi bilir.
Hemşire kendi işinin tehlikelerini daha iyi bilir. Şoför kendi işinin tehlikelerini daha iyi bilir. Güvenlik uzmanı kendi işinin tehlikelerini daha iyi bilir. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ayrı bir branş, sizin de söylediğiniz Evet. gibi. Ben neyi sağlayabilirim burada? Yani bir iş güvenliği uzmanı neyi sağlayabilir? Farkındalık geliştirir. Yani zaten ben çalışırken arkadaşlarımla ilk tanıştığım anda şunu söylüyorum hemen hemen hepsine. Diyorum ki bulunduğunuz alanda iş güvenliği uzmanı sizsiniz. Ben sadece sizden şunu istiyorum. Etrafınıza bakarken, olayları değerlendirirken buradan bir tehlike oluşabileceğini düşünerek değerlendirin. Bu işletmeyi mesainiz bitip de çıkıp giderken bu işletmeden geride bıraktığınızın size ait olduğunu bilerek bu olaya yaklaşın. Mesela hep biliyorsunuz sağlık sektöründe kadın arkadaşlarımız daha fazladır bizim. Evet. Evde de ütü gibi işleri kadınlar daha çok yapar. Kabul etsek de etmesek de o olayın gerçi şeyi bu. Mesela bir anne çocuklarından bir tanesi ütü yapıyor bile olsa. Diyelim ki ütü yapıyor. Ütüyü çocuk yapıyor. Diyelim ki. Ya da evdeki başka birisi yapıyor. Anne evden çıkarken ne kadar acelesi olursa olsun ne yapar? Hep herkeste bu vardır yani. Döner bir daha ütüyü kontrol eder. Neden? Kendi yapmadı. Kendi suçu değil. Oradan bir şey olursa onun suçu olmayacak. Ama ev onun, çocuk onun, eşya onun, her şey onun. Anlatabiliyor muyum? Ay, o yüzden güzel. Ne yapıyor? Kendisi burada suçlu olmak veya olmamak değil mesele. Olay sahip çıkmak. Ha işte bu iş yerinde bize ait olduğunu ve bizim de görevimizin aslında 6'yı 5 kalada fark etmiş olsak, 5'e 5 kalada fark etmiş olsak, bu kuruma sahip çıkarsak, çünkü ben buradan belki sağ salim çıkarım. Ama orada atladığım, görmezden geldiğim o risk, benden sonra burası 24 saat çalışan bir iş. Benden sonraki personelimin canını yakar, personel arkadaşımın, hastaların, hasta yakınlarının ve benim iş yerimin güvenliğini tehlikeye düşürür. Böyle bir bakış açısı kazandırabilirsek, ki bunu kazandığımızı düşünüyorum çalışan arkadaşlarımızla, o zaman ne yapıyorsunuz? O zaman her şeyi sahipleniyorsunuz. O zaman krizdeki risk de sizi ilgilendiriyor. O konuda alınacak tedbir de sizi ilgilendiriyor. Herkesin kendi iş koluna göre. Yani zaten bizim bir kuralımız var burada. Her zaman ifade ettiğimiz. Hız güzeldir. İşveren çok sever. Hızlı iş yapılmasını hakikaten işveren. Ama hız güvenlik tedbirlerini atarak yapıldığı zaman bu hızlı değil. Bu aceleciliktir. Buradan kaza doğar. Mesela şunun gibi. Arabanızın 300'e kadar şeyi vardır değil mi? Gaz pedalında 300'e hız kadar var. Basabilirsiniz. Evet, var bazen. Ama var. Basar mısınız? Basmazsınız. Bu güvenli değil çünkü. Ya şimdi bir işte yaparken her işin kendine göre başka tedbiri. Mesela hemşire arkadaşım enjeksiyon yapmadan önce eldivenini giymezse daha hızlı yapabilir. Doğrudur. Ama bu güvenli bir yol değildir. Biz bunu istemiyoruz. Eldivenini giyip ondan sonra yaptığında, düzgün bir şekilde yaptığında o işini daha düzgün yapmış olur. Evet. Ya da işte şoför arkadaşım hastaneye yetişecek bir malzeme için oyalanmadan gelmesi çok makbul olandır. Gerçekten hızlı bir şekilde ürünü getirmesi ya da götürülecek malzemeyi götürmesi bu tabii ki makbul olan bir şeydir. Evet. Ama bu kırmızı ışıkta geçerek bütün güvenlik tedbirlerini çiğneyerek yapılıyorsa bu doğru değildir. Bu hız değildir. Bu yanlıştır. Bu felaketi çağırmaktır ki biz iş güvenliği uzmanı olarak zaten bunu önlemeye çalışıyoruz. Yani burada arasında çok fark var. Olabildiğince dikkatli olmak bizim çalışanlarımıza vermeye çalıştığımız. İşte ama nedir? Oyalanmazsınız. O zaman gerçekten kaliteli işinizi düzgün yaparsınız. O zaman kaliteli bir iş çıkartmış olursunuz. Yani burada beraber çalışmak mesele. İş güvenliği dediğimiz zaman hem işçinin işin içerisinde olması, olaya sizin gözünüzle bakmaya başlaması, ondan sonra işverenin işin içine dahil edilmesi, işverenin tamamen soyutlanmış bir şekilde belli bir şeylerin arkasında kalması değil, olayın içine çekilmesi ve olayın farkına varmasının sağlanması ve bu işe yatırım yapılmasının sağlanması. İş nereye giderseniz gidin, hani bu işin düzgün işleyebilmesi için bu işe yatırım yapılması gerekiyor ki, yani o yatırım mesela alınması gereken bir şey. Önleyici olarak yapılması gereken bir şey. Bütün bunların şeyine baktığımız zaman hepsinin yatırımı gerektirdiğini görüyoruz. Belki eğitimler insanı yetiştirmek noktasında önemli. Ama işte iş yerlerinin de işverenlerin de o yatırımı yapabilecek gücünün olması ya da onların önem seviyesinin biraz daha diğer şeylerin üstünde olması gerekiyor. Tabii yani burada sonuçta insan hayatı ya da
Hani mal canın yongasıdır derler. Bu da ayrı bir mevzu. Peki Seçil Hanım, ders ilkokul ya da ortaokul ya da lise ya da üniversite döneminde bunun bir ders konusu olması sizce gerekli mi? Yani iş güveniyle alakalı hani bir elektrik konusu ya da tehlike arz edecek şeylerin belli dersler gibi küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi size fayda verir mi? Tabii ki eğitim her alanda, her yaşta, özellikle küçük yaşlarda zaten faydalı olacaktır. İş güvenliği eğitimleri yavaş yavaş sanki lise müfredatlarında bazı bölümlerde girmeye başladı ama bence elektrikle ilgili eğitim daha küçük yaşlarda başlamalı. Yani bunun önemli, çünkü geri dönüşü olmayan bir kaza yaşandığı zaman artık bunun geri dönüşü gerçekten yok. Küçük, mesela her zaman elektrik eğitimlerinde söylediğimiz bir şey, 50 miliamperde artık bayılıyorsunuz. 80 miliamperde artık bundan vücudunuz son derece kötü bir şekilde etkilenmeye başlıyor. Ve onun maruziyet süresine bağlı olarak tabii ki siz kayıplar vermeye başlıyorsunuz. Bir amperin üstünde ve baktığımız zaman küçücük bir işte bir lambadan bile bir 100 miliamper akının geçtiğini görüyoruz. Yani bu, o yüzden hani hem müdahale etmeyi bilmesi lazım çalışanlarımızın. Mesela çalışan diyelim ki çarpılmış bir insan gördü ya da bir kaçak diyor. Orada ne yapacak? Hani bu konularda şeyini yapması lazım. Hem de sadece çalışanlar özelinde değil, aslında bütün insanların elektrikle ilgili konularda ne yapacağını bilmesi, bunda eğitimli olacaktır. Hani ailelerin verdiği eğitimler var. Hepimiz biliriz. İstakelle prize dokunmayacağız. Şudur budur falan ama Cız dönemi bitsin mi? Oğlum o cız, yani yavrum o evet. cız dönemi Yani ama bunu bitsin. tabii ki eğitimlerle desteklenirse, okul eğitimleriyle daha güzel olur. Ama dediğim gibi bütün bunların aslında düzgün bir şekilde işleyebilmesi için yatırım yapılması lazım. Mesela bir cihazın yalıtkanında bir problem var diyelim ki. Çok çok ciddi elektrik yükü taşıyan bir cihazın yalıtkanı zaman içerisinde olur ya, çünkü böyle cihazlar genel olarak ağır oluyorlar. Altında kaldı diyelim, bir taşınma esnasında, bir çekiştirme esnasında altında kaldı ve yalıtkanı ezildi. Ama cihaz o çalışmaya devam ediyor. Hani çünkü henüz elektrik kısmına olayın ulaşmamış. Çok kısa bir süre sonra bu kaçaklara, ısınmalara, atmalara, ondan sonra çarpmalara, bunlara sebep olabilir. Tabii hastanelerde özelinde baktığımız zaman, iş yerlerinde işte kaçak akım rölelerinin çalışır halde olması gerekir. Farklı tedbirler de var. Fakat yine de işin sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için ne olması lazım? O yalıtkan hasar gördüğü anda müdahale, oraya onun müdahale edilmesi ve eski haline getirilmesi lazım ki oradan bir kaza gerçekleşmesi. Ama işte bizim işimizin şöyle bir handikapı var. Sadece elektrik diye bakmayın. Su baskını, bunun içerisinde pek çok şeyi sayabiliriz. Diyelim ki gevşemiş bir vida. Yani şimdi düşünün ki dolap kapağı, ben size şöyle anlatayım. Dolap kapağının vidası gevşemiş. Gevşemiş vidayı diyelim ki siz şeyiniz esnasında gördünüz, fark ettiniz, sıkıştırdınız. Sorun yok. Çalışma hayatı düzgün bir şekilde devam ediyor. Ama o gevşemiş vida yerinden çıkıp düşerse ve birisi de onu orada görüp birden ona müdahale eder ve orada kimsenin hasar görmemesini sağlarsa, o kişi ne olur? Kahraman olur. Ha, bizim işimizin şöyle bir handikapı var. Biz işimizi doğru yaptığımız zaman asla o gözükmüyor. Çünkü sağlıklı bir ortamınız oluyor. Ama biz millet olarak kahraman seviyoruz. Kahraman olma, ya kahramanlıkların peşinden koşuyoruz. İşte o yüzden hiçbir şeye zamanında yatırım yapmıyoruz. İlla o uç noktasına kadar geliyor. Yani biraz da Maalesef. imkanlardan kaynaklanıyor O da tabii var tabii ki. ki. Tabii ki ekonomik şartlardan, Maalesef. ülke ekonomisinden kaynaklanıyor genel olarak. Ne oluyor? İşte o anda yaşandıktan sonra veya yaşanmak üzereyken çoğu zaman tedbirlerimizi alıyoruz. Anlıyoruz. Halbuki olması gereken ne? Her şeyin zamanında tedbirlerin alınarak, yatırımların yapılarak düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, eğitimlerle de çalışanları çok daha üst bir seviyeye çıkartabilmek ve böylece olaya bambaşka bir pencereden bakabilmek. Yani hiç kazasız bir ortam, hiç sorun yaşanmadığı bir ortam elbette bizim ne arzu ettiğimiz ortamdır. İş güvenliği deyince zaten sadece kaza da girmez işin içine. Psikolojik olarak da bir çalışanın rahat olduğu bir ortam. Yani her an belki bunda başka bir sefer şey yaparız. Pek çok açıdan ele alınabilir. Mutlaka. Bu ergonomiyi de işin içine alır. Psikolojiyi de işin içine alır. Sağlıklı, güvenli bir ortamın oluşması için
Tabii hepimize düşen çok işler var. Çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı? İzleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Çalışan bütün arkadaşlarıma güvenli bir ortam diliyorum. Ve kendilerinin de dikkatli olmasını, her şeyi önemsemelerini, hiçbir şeyi yok saymamalarını diliyorum. Çünkü yok sayılan şeyler bir gün canımızı çok yakacak, çok korkunç hadiselere dönebilir. Çok teşekkür ederiz. Ben iş güvenliği uzmanımız Sayın Seçil Mumcuoğlu'na teşekkür ederim katıldığı için. Bir konuk, bir konu programımız burada sona geldi. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.